De Şeyben hadisi diye bir meşhur bir hadis var. Cenab-ı Hak onların ibadet ve taatını rüzgar gibi savuracak. Sahabe-i Resul onlar kimdir? Onlar da sizin gibi. Ehli ibadet, ehli marifet, ehli hizmet. Niye? Onlar diyor yalnız kaldığı zaman günaha giriyorlar, girerler. Şimdi iki ihlas var. Biri hali ihlas, bir de hakiki ihlas. Medresedeki ihlasımız hali. Su vuruyor, çark dönüyor. Ama yalnız kaldığın zaman bir beldeye gittin, kimse seni murakabe ve muhasebe etmiyor. Yani o sefahatın yoğun olduğu zamandaki ihlasın, senin hakiki ihlasın, dindeki ciddiyet ve saffetindir. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şimdi Asr-ı Saadet'te Bedir var ya, Bedir'in aslanları. Bedir'e giren sahabelerden birisinin bir hatası olmuş. Peygamberimiz ne demiş? Ona ilişmeyin, o Bedir'in aslanlarından. Bu asırda şu internet, şu telefonun bela ve fitnesinden kendini koruyan, gözünü, özünü, içini muhafaza eden bu asrın Bedir aslanları gibidir. Her asrın imtihanı kendi asrın mizacı cinsinden. Bugün İslamiyet bizden imandan sonra ne istiyor? İttika, ittika, ittika. Üstad'la beraber başlamışlar. Ozat 30 sene okumuş Arapça. Üstad da 3,5 ay. Yıllar sonra bir araya gelmişler. Ozat demiş ki, Seyda sen 3,5 ay okudun, biz de 30 sene ama sen vurdun bizi, yıldırım gibi, şimşek gibi geçtin. Bunun sırrı nedir? Üstad demiş, kardeşim ben semavatta bir zembil keşfettim. Merdiveni dayadım, ne aldımsa o zembilden aldım. Seyda o merdiven nedir? Üstad, kardeşim o merdiven ittikadır, takvadır. Takva, takva kırılınca ne oluyor? Ruh kirleniyor. İstikamet zorlaşıyor. Günahlar lisanın zevk-i ruhanesine ilişiyor ve nefret kârâne uzaklaşıyor. Hakikattan, marifetten, envar ve esrardan uzaklaşıyor. Külleniyor üstad. Yabani oluyor bak. Allah korusun, bu da günahlar insanda bir nevi meleke haline girse, Allah muhafaza etsin bütün kardeşlerimizi, o zaman bakın ne oluyor? Malumatı artıyor ama hidayeti artmıyor. Malumat var ama hidayet ve amel noktasında kırık ve dökük. Onun için bak, kendimizi onarmak, tahkim etme noktasından ittikaya fevkalade ehemmiyet vermek icap ediyor. Kendimizi koruyacağız yani, muhafaza edeceğiz. En büyük mesele bu.